Herkese merhaba, Öz Mutfağa hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün size 10 dakikada hazırlayabileceğiniz çok pratik ve çok lezzetli bir kurabiye tarifim var. Tahinli kurabiye yapacağız. Çayın kahvenin yanına çok güzel bir şekilde yenebilecek ve aynı zamanda çocuklarınız için çok besleyici, nefis bir lezzet. Şimdi hemen tarifime geçiyorum, iyi seyirler dilerim. Öncelikle susamı kısık ateşte kavuruyorum. Rengi hafif dönünceye kadar. Susamı kavurunca çünkü çok çıtır çıtır oluyor kurabiyenin içinde. Bu şekilde rengi dönünce tamamdır. Ocağın altını kapatıyorum. Karıştırma kabıma yarım çay bardağı sıvı yağ alıyorum. Üzerine bir çay bardağı tahin ekliyorum. Bu arada arkadaşlar malzeme miktarlarının detaylarını açıklama kısmına ekledim. Oradan da bakabilirsiniz. Arkadaşlar videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Kanalıma abone değilseniz abone olun ki yeni tariflerimden haberiniz olsun. Üzerine bir çay bardağı pudra şekeri ekliyorum. Bir çay bardağı kavurduğumuz susama ekliyorum. Kavrulmuş susam o kadar güzel bir lezzet katıyor ki kurabiyeye. Gerçekten lezzetine lezzet katıyor diyebilirim. Bir paket vanilya ekliyorum. Bu tamamen isteğinize bağlı. Ekleme edebilirsiniz. 2 su bardağı un ekliyorum. Son olarak kırdığım bir çay bardağı cevizi ekliyorum ve hamuru yoğuruyorum. Bu kadar basit, hemen hazırlayabileceğiniz ama lezzetine hayran kalacağınız bir kurabiye. Hamuru bu şekilde yoğurduktan sonra bakın kıvamı böyle. Ne çok sert ne çok yumuşak bir kıvamda. Hamurdan istediğiniz büyüklükte parçalar kopararak yuvarlıyoruz. Ben kurabiyelerimi lokmalık hazırladım. Küçük toplar yaptım. Bu şekilde. Ama siz istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz tabii ki. Hepsini bu şekilde yuvarlıyorum. Evet, kurabiyeleri fırın tepsisine dizdim. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20-25 dakika pişiriyorum ama fırına göre değişebilir süresi. Siz yine de kontrollü olun lütfen. Kurabiyelerim fırından çıktı. Çok güzel bir şekilde piştiler. Ama şu anda soğumalarını bekliyorum. Hemen ellemiyorum çünkü çok çabuk dağılırlar. Ağızda dağılan bir kurabiye olduğu için soğuduğundan emin olduktan sonra tepsiden alabilirim. Şimdi size bir tanesini göstermek istiyorum. Bakın aynen böyle. Elimde nasıl böyle dağılıyorsa ağzınızda da o şekilde dağılıyor. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.